Mehmet Şimşek o rakamda ikna edildi, en düşük emekli maaşı için düğmeye basıldı. Enflasyonla mücadele kapsamında ek zamlara karşı olan Mehmet Şimşek o rakamda ikna edildi. En düşük emekli maaşı için düğmeye basıldı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur tarım emeklileri için sıfır zam uygulanmıştı. 10.000 TL'nin altında emekli maaşı alanlar için düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Yapılan çalışmalar doğrulandı ve memur emekli maaş zammı konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Emeklilere ek zam düzenlemesinin tarihi de netleşti. Meclisin ay sonuna kadar yeni bir yasa ile emeklilere ek zamları hayata geçirmesi bekleniyor. İşte Temmuz 2024 için yeni emekli maaş oranları. Son 6 aylık enflasyon farkıyla Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşlarına %24,73, memur ve memur emeklilerine ise %19,31 oranında zam yapılmıştı. Memurların maaş artış oranı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz hafta imzaladığı %19,31'lik oranla belirlenmişti. Şimdi gözler en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeye çevrildi en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Memur Emekli Maaşı Düzenlemesi ile ilgili detaylar. Yılın ikinci yarısında yapılan zamlarla, özellikle 2000 sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinin kök maaşı 7047 TL'den 8789 TL'ye yükseldi ve 10.000 TL'nin altında kaldığı için zam alamadılar. Bağkur tarım emeklisinin maaşı ise, en düşük emekli aylığının sadece 89 lira üzerine çıktı. Sıfır zam sonrası enflasyonla mücadele kapsamında ek zamlara karşı olan Mehmet Şimşek'in, AK Partili kurmaylar tarafından Kızılca Hamam kampında ikna edildiği öğrenildi. Bu kapsamda hem Maliye hem de Çalışma Bakanlığından veri toplayan AK Partili kurmayların, emekliye zam düzenlemesi için oluşturacakları raporu bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağı öğrenildi. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin Türk lirası olarak belirlenmesiyle ilgili dün ortaya atılan iddiayı, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de doğruladı. Çelik, emekli konusuyla ilgili bir çalışma var çalışma devam ediyor, bir karar verilmiş değil. Bugün, yarın da devam edecek ama bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Şu anda bir zaman veremeyiz. OPP'nin korunması esas olmak üzere her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz, diyerek rakam telaffuz etmedi. Ancak, Temmuz 2024'te en düşük emekli maaşının 12.000-12.500 Türk Lirası arasında olacağı öngörülüyor hazine desteği ile emeklilerin kök maaşı yeni taban maaşa tamamlanacak. Böylece milyonlarca emekli, hem %24-73'lük artıştan hem de seyyanen zamdan faydalanacak. Şu an için emekli kök maaşı 10.000 TL'nin üzerinde olan Bağkur Esnaf Emeklisi ve 2000 öncesi Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri için bir düzenleme yapılmayacağı belirtiliyor. %24-73 lük zam sonrası bağkurlu esnafın 10.178 Türk lirası olan maaşı 12.695 TL'ye çıkmıştı. Eğer en düşük emekli maaşı 12.500 Türk lirası olursa, bu grupta zam miktarı 195 Türk lirası olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 öncesi emekli maaşı ise 11.367 TL'den 14.178 TL'ye yükselmişti. Bu durumda zam miktarı 1678 TL'ye gerileyecek. Edinilen kulis bilgilerine göre hem emekliler hem de memurlar arasında büyük tepki toplayan artış oranları için düzenlemenin yalnızca Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine değil, aynı zamanda %5,42 daha az zam alan memur emeklilerine de yapılacağı öğrenildi. Bu bağlamda, çalışan memur maaşlarına kıyasla tarihi düşük seviyede maaş alan memur emeklileri için Ocak ayında diğer emeklilere yapılan %11, 5'lik iyileştirme dikkate alınarak, %19,31 olan oranın %24, 73'e tamamlanması bekleniyor. Böylece 14740 TL'den %19,31 artışla 17586 TL'ye yükselen en düşük memur emekli maaşının eşitleme yapılması durumunda 18385 TL'ye yükselebileceği hesaplanıyor. Meclisin bu düzenlemeleri bir kanun ile hayata geçirmesi gerekiyor. Bu kapsamda yeni maaşlar için ay sonuna kadar yasanın çıkarılması hedefleniyor memur emeklileri, maaşlarını ayın bir inde aldıkları için zam henüz onlara yansımadı. Zam farkları daha sonra ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri ise maaşlarını 17'sinden sonra alıyor. Bağkurluların maaş günleri 25 inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15 inde maaşlarını alıyor. Eğer ayın 17'sine kadar bir karar alınmazsa, zam farkları ileri bir tarihte ek ödemelerle emeklilerin hesaplarına yatırılacak.